Evet, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bugünkü Yeni Mesaj gazetesindeki yazısını paylaştık sizlerle. Gerçek özgürlük, gerçek hürriyet başlığını taşıyordu bugünkü yazı. Yine Ehl-i Beyt'in hayatından örnekler vererek gerçek özgürlüğün, gerçek hürriyetin ne olduğunu bizlere aktarmış Profesör Doktor Haydar Baş Hocamız. Değerli konuğum bizlerle birlikte Adem Birinci Bey, efendim hoş geldiniz, gazeteci, yazar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, hoş geldiniz. Tabii sizi ekranlarımızdan Milletin Efendisi programıyla da seyircilerimiz yakinen tanıyorlar. Bizim sorularımız o ağırlıkta olacak ama öncelikli olarak bu yazıyla ilgili olarak, yani gerçek özgürlük, gerçek hürriyet, İmam Ali Efendimiz'den birçok örnek vererek yazısını sürdürmüş Profesör Doktor Haydar Baş Hocamız. Gerçek özgürlük, gerçek hürriyet Ehl-i Beyt'in hayatında nasıldı? Evet, Ehl-i Beyt, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, Allah kendilerinden razı olsun, her zaman ve her zeminde bu gerçeği ortaya koyuyor ki Ehl-i Beyt gerçeği hayatın ta kendisi. İmanımızın, İslam'ın en büyük ölçüsü Ehl-i Beyt gerçeğidir. Çözümün, çarenin adresidir. Özgürlüğün, insanlığın, medeniyetin, hürriyetin, kardeşliğin, yani insanlık adına, ahlak-ı hamide adına sayabileceğimiz ne varsa bunların tamamını Ehl-i Beyt hayatında bulabiliriz. Bulabiliriz canlı bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'in canlı halidir Ehl-i Beyt. Zaten Allah-u Teala bizlere emanet olarak bıraktığı Veda hutbesinde, Kadirun hutbesinde, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde iki temel direk var. Birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri de itretim, Ehl-i Beyt'im diyor. Bunlara yapıştıkça asla sapıtmazsınız. Doğru yolu bulursunuz, huzuru bulursunuz. İmanın tadına, zevkine erersiniz. Yani Ehl-i Beyt gerçeği hayatın, İslam'ın, dinin, imanın en büyük zirvesidir. Ve bizzat Allah-u Teala tarafından Ehl-i Beyt, Resulullah Efendimiz ve itreti, soyu övülmüş, kutlanmış, sevilmiş, seçilmiş ve bizlere de onları sevmek farz kılınmış ayeti kerimeyle. Bir kişi imanın tadını, Müslümanlığın lezzetini ancak ve ancak Ehl-i Beyt'i sevmekle elde edebilir. Başka bir şey değil. Yani bir insan ibadetinden lezzet mi almak istiyor? Haccından lezzet mi almak istiyor? Namazından lezzet mi almak istiyor? Veya hayatından? Yani hayatı aşk derecesinde mi yaşamak istiyor? Gerçek bir mümin, gerçek bir Müslüman mı olmak istiyor? Ehl-i Beyt'i sevecek. Gönül hanesinde en baş noktaya Ehl-i Beyt'i yerleştirecek. Çünkü Allah-u Teala bunu böyle istiyor. Hayatın kanunu, kuralı bu. İslam'ın tavrı bu. Neticesi bu. Yani hemen, bunlarsız hocam hiçbir şey olmaz. Burada hemen soralım, tekrarlamakta fayda var. Ehl-i Beyt kimdir? O zaman bu sevilmesi gereken Ehl-i Beyt kimlerden oluşur, kimdir? Ehl-i Beyt ayeti kerimelerde de belirtildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz. Bu beş kutlu kişi, ehli aba, bu beş kişiden oluşmaktadır Ehl-i Beyt. Yani sevilmesi emredilen, farz kılınan beş kişi. Bu beş kişi. Resulullah Efendimiz kim ki diyor, ben ve Ehl-i Beyt'i ona nefsinden daha sevimli olmadıkça gerçek mümin olamaz, gerçek mümin olamadıkça da cennete giremez. Gerçek mümin, Müslüman olmanın şartı Ehl-i Beyt'i sevmektir. Yani Ehl-i Beyt'i sevmek öyle bir büyük bir ibadettir ki, yani bizi o Sırat Köprüsü'nde yıldırım hızıyla karşıya geçirecek olan ibadettir. Ehl-i Beyt'i sevmek. Onlara sevgi beslemek. Çünkü Allah-u Teala onları kutluladı, sevdi. Öz nurundan yarattı. Ne diyor şair? Kaşların Bismillah, yüzün Beytullah. Seni öz nurundan yaratmış Allah. Allah-u Teala'nın öz nurundan yarattığı insanlar.
özendiği, bezendiği, üzerlerine titrediği, tertemiz kıldığı ayetle şiir, de bunu. Ayetle. Yudahhirukum tethira. Ey ehli beyt, Allah sizi tertemiz kılmıştır ve kılmak ister. Tertemiz kılmış. Onları aşkından dolayı bu alemi yaratmış Allahu Teala. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani onlar yüz sürmetin aile kainat Allahu Teala yaratıyor. Levlake levlake ve ma halaktul eflak. Ey Muhammed'im, sevgilim, habibim diyor Resulullah Efendimiz'e. Başka bir peygambere söylemiyor bunu Allahu Teala. Sen olmasaydın, sen olmasaydın eflakı yaratmazdın. Resulullah Efendimiz'e ve ehli beytine olan aşkından dolayı kainat yaratılıyor. Kainatın yaratılış şifresi de aşk, sevgi. Neyin? Hazreti Peygamber'in ve onun ehli beytinin sevgisi. Onlar bendendir diyor Hazreti evet. Peygamber, ben de onlardanım. Bakınız ayeti kerimede Resulullah Efendimiz'in tebliğ, gönderilişi yahut 6666 ayetin özü mesabesinde bir ayeti kerime var. Ben diyor Resulullah Efendimiz sadece ve sadece bu risaletim hakkında, gönderiliş hakkında diyor, ehli beytimi sevmenizden başka hiçbir şey, hiçbir ücret istemiyorum. Yani buradan ne anlıyoruz? Peygamberliğin, nübüvvetin maksadı, Resulullah Efendimiz'in gönderiliş maksadından gaye ne? Sadece ve sadece ehli beyti sevmek. Bu hayatımızın en büyük ölçüsüdür ve ölçüsü olmak zorundadır. Bu ölçü bizlere 1400 yıldır unutturuldu. Üzeri örtüldü. Yani sahabeden bugüne kadar bu millet tam manasıyla işte ehli beyti sevmediğinden dolayı gerçek mümin Müslüman olamadı. İslam'ı tam manasıyla yaşayamadı. Gerçek Müslüman da olmadığın zamanda iki yakası bir araya gelmedi. Bak 1400 yıldır örtülen bir gerçek var, ehli beyt gerçeği. Çünkü sen ehli beyti seversen, yani gerçek imanı, gerçek İslam'ı yaşarsan hakkına sahip çıkarsın. Vatanına, bayrağına, dinine, her şahsiyetine, onuruna, gururuna, toprak altındaki zenginliğine, yani her şeyine sahip çıkarsın ve bir dik duruş sahibi olursun. Küffara karşı gardını alırsın. Bunu bildiği için hasrı dünyası, ehli beytin aşkını, sevgisini, neşesini bu milletin kalbinden sildi aldılar. Onun yerine başka sahte sevgileri, silsilesi Allahu Teala'ya, Resulullah Efendimiz'e ulaşmayan sahte sevgileri, sahte yolları, tarikatları ortaya koydular. Yalan bir tarih yazdılar. Yani. Yalan bir tarih yazdılar. Yani bu milleti dininden ettiler. İmanından ettiler, sevgiden, muhabbetten ettiler. Ama şükürler olsun ki bu 1400 yıllık yalana Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey, Allah ceddine rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Allah ona dünya ve ahirette en yüce makamları nasip eylesin. Bu yalanı kaldırdı, attı. Ve Ehl-i Beyt gerçeğiyle, gerçek imanla, gerçek Müslümanlıkla bizi tanıştırdı. Ve kendimize geldik. Yani Müslüman olduğumuzu hatırladık. Yani bu çok büyük bir devrimdir. Yani çok büyük bir oluştur. Bu da Haydar Başbey'e nasip olmuştur. Bu tufan gibi olan dönemde herhalde evet. Böyle bir Nuh'un gemisi mesabesindeki Ehl-i Beyt'i tekrar hatırlatması büyük bir topluluğu da dünyada kurtarma noktasında büyük bir hizmet olsa gerek herhalde. Çok büyük bir hizmet. Yani bu milletin imanını kurtaracak bir hizmet. Ehl-i Beyt'im benim Nuh'un gemisi gibidir Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kim bu Nuh'un gemisine binerse kurtulur. Aksisi kurtulmaz. Gemi biraz kaybedilmişti. Ortalarda evet. Yok gibi gösteriliyordu ama o Nuh'un gemisi tufanda ilerliyor. Şimdi o Nuh'un gemisinin kaptanı bugün Profesör Doktor Haydar Başbey. Onun sancaktarı. O gerçekleri, İslam gerçeğini tam manasıyla ortaya koyan, Müslümanlık gerçeğini ortaya koyan, nasıl bir tavır alınması gerektiğini, nasıl Müslüman olunması gerektiğini yaşayışıyla beraber, haliyle, tavrıyla beraber ortaya koyan bizim için müşahhas bir örnek. Ve bunu hayatında da bir zevk olarak
yaşayan bir insan. Ehl-i Beyt'in o kanından, ruhundan gelen bir insan. Ne mutlu bizlere ki o insanla beraberiz ve bu gerçekleri bugün anlatıyoruz. Ki ayeti kerimede yine Gadirhum hutbesinde inen ayeti kerime geldi aklıma. Ya eyyüher Resul, Resul Efendimiz'e Rabbimiz hitaben, sana indirileni tebliğ et. Eğer tebliğ etmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun buyuruyor. Şimdi burada Resulullah Efendimiz'e indirilen haykırması gereken gerçek ne? Tefsirlere bakıyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in imameti, vasiliği. Resulullah Efendimiz'den beraber peygamberlik yolu nihayete eriyor ama Hazreti Ali Efendimiz'le nübüvvet yolu başlıyor ve velayet yolu başlıyor. Velayetin başı da Hazreti İmam Ali Efendimiz'dir. Allah'ın tayin ettiği imamdır Hazreti Ali Efendimiz. 230 adet sünni kaynağı ortaya koydu Haydarbaş hocamız Ehl-i Beyt eserinde ve birçok eserde, hadislerde ortaya konuldu bu gerçek. Allah-u Teala'nın emriyle Gadirhum hutbesinde Resulullah Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in elini kaldırarak onu vasi ilan etti. Halifesi ilan etti. Benden sonraki imamdır dedi. Sadece Hazreti Ali Efendimiz'le kalmadı bu. Kıyamet sabahına kadar diyor, benim itretimden, soyumdan gelen insanların hakkıdır dedi. Veraset hakkıdır. İmamet. Ha, işte burada Resulullah Efendimiz ayet-i kerimeyle deniyor ya, gerçek peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Şimdi de biz Müslümanlar, müminler de Hazreti Ali Efendimiz'in imametini haykırmazsak, bu gerçeği söylemezsek, bu hakkı teslim etmezsek biz de gerçek Müslümanlık vazifemizi yapmamış oluruz. İşte gerçek huzur, gerçek Müslümanlık Hazreti Ali Efendimiz'in o hilafetini haykırmak ve ilan etmektir. O yanlışı, 1400 yıllık yanlışı, ters yüz edilen yanlışı gerçeği ortaya koymaktır. Ve insanları gerçek Ehl-i Beyt'e, gerçek kurtuluş yoluna davet etmektir. Zaten bu Allah'ın da emri, bu peygamberin de emri. En birinci vazifemiz bu. Zaten onların hayatı herhalde ortaya konulduğunda, uygulamaya alındığında bütün meseleleri de o hayatın içerisinde çözümler bulmak mümkün herhalde. Ki bugünkü yazıda da Profesör Doktor Haydarbaş Bey adalet ve özgürlük, hürriyetle ilgili İmam Ali Efendimiz'den yola çıkarak oradaki işte niye mesela Beytülmal'i burada örnek veriyor. Bak ben bunun yazıda altını çizdim. Beytülmal'den Hazreti Ali Efendimiz evet halifelik makamında ne yapıyor? Devlet hazinesini herkese eşit miktarda dağıtıyor. Vatandaşlık maaşı. Bir adalet koyuyor ortaya. Şimdi Haydarbaş Bey de, muhterem hocamız da bu gerçeği bugün, bu yüzyılda seslendiriyor. Vatandaşlık maaşı. Yani hazineden olanın hepimize eşit olarak dağıtılması. Çünkü biz bu topraklar üzerinde, bu hazine üzerinde oturmuyor muyuz? Hazinenin sahibiyiz. Sahibiyiz. Bu hazine, bu toprak altında petrolümüz var, uranyum var, toryum var, bor var. Doğalgaz var, altın var, varoğlu var. Tarım var. Her şey var. Olmayan hiçbir şey yok. Biz dünyanın en zengin ülkesiyiz Mustafa Bey. Bak bunu dünya da bilsin, herkes de bilsin, izleyenler de. Biz dünyanın en zengin ülkesiyiz. Ama en kötü fakirliği yaşıyoruz şu anda. O oranda tersi bir hayat yaşanıyor evet, şu anda. Evet, tersi. İşte bir yalan, bir dolan, bir kandırılmışlık var ortada. Bakınız bu kaynakları da bir kenara bırakalım. Var bu kaynaklar ama hükümetimiz açıklıyor. 12 bin dolar yıllık milli gelir var. Şu haliyle var. Bu ülke batmış. Çökmüş bir durumda. Şu haliyle açıklanan 12 bin dolar yıllık milli gelir var. Bu ülkede hiçbir şey yapmayalım. Madenleri de devreye sokmayalım. Haydarbaş Bey'in dediği şekilde Senyo aracı da devreye sokmayalım. Bu ülkede Haydarbaş Bey başbakan olsun. Şu eşit, adil gelir dağılımını sağlayalım. Bitti. Bir elimiz yalda, bir elimiz balda oluruz. İki yakamız bir araya gelir. Zengin, müreffeh insanlar ülkesi oluruz ya. Bu ayda 10 bin liraya tekabül eden bir para. Şu.
Yani 12 bin dolar hesap ettiğimiz zaman her ailenin cebine 5 kişilik veya 4 kişilik bir ailenin cebine 10 bin Türk lirası girecek bir para. 10 bin TL. Yani Haydarbaş Bey de 5 bin lira asgari ücret olsun dedi. Vatandaşlık maaşı falan toplayınca 7-8 bin lira civarında yapıyor. 10 bin lira olanı söyledi ya, gerçeğini söyledi, doğruyu söyledi, hakkımız olanı söyledi. Ya suç mu işledi bu insan baba? Sana hakkını, ey millet çalınıyorsun dedi. Yani cebini boşaltmışlar, bir hırsızlık var. Cambaza bak oyunu oynanıyor, cebin boşaltılıyor dedi. Hakkına sahip çık. Bu senin hakkın, öz hakkın ya, anandan emdiğin o süt gibi helal hakkın dedi bu para. Bu hakkına sahip çık dedi Haydar. Ki biz bu hakka sahip çıkmadık. Elimizin tersiyle olan hakkımızı ittik ya. Tekme attık paraya biz. Olan bir şey söylemedi hakkı olmuyor o zaman. Evet. Yakın mı hakkı olmuyor yani ondan sonra. Şimdi Haydar Başbuğ bunu söylemesiyle beraber bize insanlığımızı da hatırlattı ya. Şimdi hakkına sahip çıkmayan bir insan insan mıdır ya? Soralım. Hiçbir şey değildir. Ya mal kutsaldır. Mal için ölünür, şehit olursun. Edilir, evet. Ya malın çalınıyor seni. Niye sen buna sahip çıkmıyorsun kardeşim? Bu hakkımıza sahip çıkacağız. İşte bu hakkı da bize verecek olan, bu gerçekleri de söyleyen Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'e sahip çıktığımız zaman hakkımıza da sahip çıkmış oluruz. 12 bin dolar yıllık milli gelirimizde alırız. Onun haricinde bu toprakları işleriz. Tüm zenginliklere de sahip çıkarız. Dünyanın en zengin ülkesi oluruz. Yani Haydar Başbey'in dediği elin Avrupa'sını getireceğim, bu topraklarda ırgat olarak çalıştıracağım. Vallahi de olur, billahi de olur. Bunlar hayal olan şeyler değil ki. Sen bizim 3-4 milyon insanımız şu anda Avrupa'da. Gidip bu Avrupalının, Almanyalının tuvaletini temizlemedi mi? Ona ırgatlık yapmadı mı? Yaptı. Gelsin biraz da onlar yapsın. Yani Haydar Başbey gerçekleri söylüyor ya. Yani şurada birazdan şimdi tarımı da konuşacağız. Evet, o konuya gireceğim. Sizin cümlenizin bitmesini bekliyorum. Şimdi sizin tabii en önemli iştigal sahanız tarım köylüsünün nabzını tutmak. Türkiye'nin birçok bölgesinde tarım çiftçisiyle mikrofon uzattınız. Onlarla röportajlar yaptınız. Onlarla beraber oldunuz. Dertlerini dinlediniz. Sıkıntılarını dinlediniz. Şu andaki durumlarını nasıl görüyorsunuz? Hocam sıfırla çarpılmış bir tarım kesimi var. Haydar Başbey'in sürekli sohbetlerimizde söyledik. Yani tarım köylüsünü affedersiniz at edip bindiler, eşek edip sürdüler. Hala daha sürmeye devam ediliyor. Yani sıfırla çarpılmış. Elinden toprağa alınmış, traktörü alınmış. Bankalara borçlu bir Türk tarım köylü çiftçisi profili var karşımızda. 10-15 yıldır kar edemeyen. Malı değer etmeyen, evet. Ve cepten yiyen, ürettiği para etmeyen, iki arada bir derede bir şamar oğlanı olmuş bir köylü profili var. Şu anda ne yapıyoruz? İthal cenneti bir Türkiye olduk ve yurt dışından ithal edilen ürünleri yiyoruz. Ve elin yabancısının, ecnebinin, tarım köylüsünün ürettiklerini tüketiyoruz şu anda. Onlara bakıyoruz. Yahu ben niye üretmiyorum, ben niye bunu dünyaya satmıyorum? Yani bu akıl kârı bir iş midir? Toprak mı yok bizde? Yani onu sormak lazım. Toprak mı yok, su mu yok? En basitinden buğday Mustafa Bey. Ya buğdaya 10-15 yıldan beri biz her yıl 1 milyar dolar para ödüyoruz ve ithal ediyoruz. Ya buğday, arfa, yulaf. Sen buğdayı şu taşa eksen biter, taşa. Ki bizim o şeylerimiz. Niye ben buğdayı ithal edeceğim? Yani niçin edeyim, niçin 1 milyar dolayı her yıl buğdaya vereyim? Bakınız bu ülkede birkaç yıl evvelinde tam manasıyla buğday ekilmedi. Para etmiyor çünkü. Köylü çiftçi niye eksin bunu baba? Ekilmediği için ne oldu? Buğdayın, yulaf, arpanın artığı saman. Saman elde edilmedi. Saman olmadı bu ülkede. İthal ettik. Bu ülkede saman ithal ettik. Bu ayıbı, bu rezaleti, bu zilleti bu millete yaşattılar. Yaşatmasını bırak. Geldiler Erzurum'da Tarım Köy İşleri Bakanlığı. Sitayişle, törenlerle beraber saman dağıttık. Allah Allah. Şimdi garabete bakınız ya. Yani şu rezilliğe, şu rüsvaylığa bakar mısınız ya? Yani. Şimdi ne üdüğü belirsiz ülkelerden Etiyopya bir tanesi.
bilmem Mozambik, bak Mozambik'te var, Etiyopya'da var. Ya Etiyopya'dan, Mozambik'ten bu ülkeye kaçak et getiriliyor ya. Kaçak et hem de. Affedersiniz, eşek eti midir, at eti midir, domuz eti midir? Ne oldu belli olmayan kaçak et geliyor. Hayvan varlığımız üçte birlere, yarılara indi. Yani öyle bir nasipsiz, öyle bir bereketsiz bir anlayış, bir hükümet hüküm sürüyor ki şu ülkede. Daha düne kadar biz İran'ın, Uzak Doğu'nun kargas et tedarikçisi idik. Evet. Et balık kurumumuz vardı. Ve onları et satardık ya, kargas et, canlı et satardık biz. O ülkelere satardık. Biz kendimize yettiğimiz gibi bir de dışarıya bunu gönderiyoruz. Satardık, evet. Şu anda yurt dışından kurbanlık et ithal ediyoruz. Et fiyatını düşüreceğiz diye, ama etin fiyatları pamuk da ortada. Çukurova bir pamuk cennetiydi. İzmir Bakırçay Havzası, Söke Havzası. Bakırçay, Söke Havzası'nda, Bakırçay Havzası'nda dünyanın en kaliteli pamuğu yetişirdi. Yetişiyor. Daha 10-15 yıl evvellerine biz pamuk ihraç eder, milyar dolarlar gelirdi ülkemize. Pamuk ihraç eden bir ülke idik biz. Şu anda pamuk ithal eden bir ülkeyiz. Hepsinden yani yağlı tohumlara 3-5 milyar dolar veriyoruz. Her ay yağlı tohumlara. Yani ithal etmediğimiz hiçbir şey yok. İthal cenneti Türkiye. Şimdi burada kazanan kim? Veya biz niçin ithal ediyoruz? Etmek zorunda mıyız? Edersek ne olur? Nereye gider? Şeker pancarı. Bu ülkede şeker kanunu çıkarıldı. Tütün kanunu çıkarıldı. Tekel kapattırıldı. Zarar ediliyor gösterilerek. Hiç alakası yok. Mesela şu anda Konya şeker. Dünyanın ilk 500'ünde büyük bir şirket ve harika para kazanıyor. Çiftçisine avans veriyor. Bir Konya şeker. Yani bunun örnekleri var. Yapıldığı zaman oluyor. Sen şekeri de yasaklat. Ekimini üçte birlere kadar düşür. Ha, yurt dışından ne getir bu ülkeye? Hala daha geliyor. Nişasta. Bazlı şeker, glikoz geliyor. İnsanımıza has şeker pancarından olan şekerimizi üretip yedirmiyoruz, içirmiyoruz. Yurt dışından sağlıksız, insanımızı kanser yapan, yani birçok doktorumuz söylüyor. Yani kendi ellerimizle insanımızı hasta ediyoruz ya. Hasta ediyoruz. Avrupa'da, Amerika'da yasak bu. GDO'lu. Ama kim? Bu yandaş şirketler, 3-5 tane. Yandaş şirketlerin. Kanun çıkıyor onlar. Evet, kanun çıkıyor. Onların temsilcisi bu ülkeye getiriyor. Şeker falan işte nişasta bazlı şekeri satıyor. Buğdayını satıyor. Etini getiriyor, satıyor. Ha, kazanan kim? 3-5 kişi. Yandaş 3-5 firma. Global. Kaybeden tüm millet. Ha, kaybeden tüm millet. Millet de gidiyor. Bu ithalatı yapan. Yediklerinden olabilir mi acaba? Buradan böyle bir soru çıkıyor herhalde. Millet de çünkü gidiyor. Maalesef o oldu. Zaten başka bir şey değil. Şimdi seni sıfırla çarpan, ürününü para ettirmeyen, yurt dışından getiren 3-5 kişiyi, yandaş kişiyi zengin ediyorsun. Buna bir şamar atmak gerekiyor normalde. Şamarı bırak. Milletimiz, tarım köylümüz, çiftçimiz bunları ödüllendiriyor. Ya bu nasıl bir haldir? Yani bu akıl hafsala alamayacağı bir şey. Ya sürekli şamar yiyorsun, sürekli çiğneniyorsun. Ama tarım köylüsü insanımız şamar atılmaktan, şamar alın olmaktan, çiğnenmekten, paspas olmaktan zevk duyuyor. Bunları baş tacı ediyor, oy veriyor, tekrar başa getiriyor. Yani her geçen gün cepten yiyor ve fakirleşiyor ve fakirleştiğini de söylüyor. Ama yine gidip bu insanlara oy veriyor, başına getiriyor. Yani bu nasıl bir idrak, bir anlayış, bir nasipsizlik? Peki milli ekonomi modelinde tarım köylüsü nelere sahip olacak? Onun yani çözümü de söyleyelim dilerseniz. O da çünkü önemli. Nelere sahip olmayacak? Yani milli ekonomi modeli iktidarında tarım köylümüz göbeğini kaşıyarak tarım yapacak. Bir eli yağda olacak, bir eli balda olacak. Ürün alım garantisi var. Her yani şey ne kadar var. Ürün üretirse üretsin, evet, devlet sadece onu alacak. Sen en kalitelisini üret. Devlet bunu alacak ve buna pazar bulacak. Almadan evvel de, misal verelim, sen 5 ton pamuk üreteceksin. Devlet babaya üretmeden evvel geliyorsun, 2,5 tonun parasını %50'sini avans olarak, peşin olarak alıyorsun. Devlet parasını kim belirliyor fiyatı? İşte satışa, pamuğun.
Onu mesela da, pamuğun, diğer ürünlerin fiyatını kim belirliyor? O da yine köylü çiftçi içerisine. Kooperatifler de bunu belirleyecek. Beraber bir araya gelecek. Şimdi avansını aldı. Güzel bir şekilde ekti. Malı da sigortalı. Fiyatını da belirledi. Devlet buna pazar oldu. %50 avansını aldı. Gitti yarısını devlete verdi. Tekrar parasını aldı. Yani bir eli yağda, bir eli balda. Yani herkes çiftçi olmaya yani şimdi bu anlattıklarımızla beraber zaten hemen insanın ben de bir toprak bulayım da tarımla uğraşayım diye geliyor. Ekeyim, biçeyim, zengin olayım, müreffeh olayım diyecek insanımız. Baksanız geçen seçim döneminde bu çok önemli. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, 5 yıllığına köylü çiftçinin gübresi, tohumu ve mazotu bedava olacak dedi. Elektriği. Evet, elektriği de bedava. 4 ana madde bunlar 5 yıllığına bedava olacak. Zaten 5 yıl bedava olduğu zaman 10-15 yıldan beri yıkılan bir köylü var. Yani şu anda can çekişen. İşte bu 5 yıllığına bunları bedava alıp kendine gelecek. Toparlanacak, bir toparlanma süreci olacak. Bunun için bu projeyi ortaya koydu. Ki bunlar verilmeyecek şeyler de değil. Bakınız biz tarımdan niye zarar yapıyoruz? Olayın bam teline de dokunalım dilerseniz. Tarımda şu anda en büyük girdi maddesi mazot. En büyük girdi maddesi bu. Yani sulamak için mazot gerekiyor. Evet, her şey için traktör mazot. Traktör için mazot gerekiyor. Şimdi mazotu bakıyorsunuz yurt dışında 1 liralardan çiftçi, 1,5 liralardan kullanıyor. Yani yurt dışında tüm ülkelerden. Mazottan ÖTV, KDV de almıyorlar, vergi de almıyorlar. Dünya ölçeğinde bu şekilde. Sen köylü çiftçine 4,5 liradan veriyorsun mazotu. Dünya çiftçi 1 liradan kullanıyor. Sonra da rekabet et diyorsun. Rekabet et diyorsun. Ondan sonra çok pahalı diye yurt dışında senden almıyorum evet. Diyorsun. O da küsüyor, gidiyorsun, ithal ediyorsun. Ha şimdi şunu söyleyelim. Bu ülkede petrol mü yok, mazot mu yok? Yani bu ülke çiftçisine değil 5 yıllığına ömür boyu bedava verirsin petrolü. Ayağının altında var bu petrol. Ayağının altında var ya. Bugün Ege Kardak kayalıkları altında, Kıbrıs'ın orada, Karadeniz'in altında, Güneydoğu'nun tamamında, dünyanın en ünlü petrol firması petrol Shell. Petrol denizi üstünde oturuyoruz. Petrol denizi üzerinde yüzen bir gemiye benzetiyor Türkiye'yi. Bu petrol var. Şimdi başbakanlar, cumhurbaşkanları ülkede petrol olmadığını söylüyor ama meclisten petrol yasası çıkarıyor arkadaş ya. Olmayan petrolün yasası çıkıyor. Olmayan petrolün yasası çıkıyor. %98 yabancının, %2'si devleti. Devleti. Yahu petrol var. Her şey var bu ülkede. Çıkarılmayan maden. Yani altınımız var. Yani 100 yıl Haydar Başbey'in dediği şekliyle Gümüşhane'de çıkacak olan o altınımız 100 yıl bu ülkeye yan gelip yatsak, bacak bacak üstüne atsak bakacak bir zenginlik var 100 yıl. Sadece Gümüşhane. Bizim hangi zenginliğimiz yok ya? Dünyada olmayan bor madeni, şu anda bor madeni üzere dünya kuruluyor ve gitmek üzere. Dünya bana muhtaç ya. Ben bu kartı niye oynamıyorum? %85'i bende. Dünyanın geleceği teknolojisi borda. Yahu benim ayağımın altında. Ben bu kartı niye oynamıyorum? Bu zenginliğe, bu varlığa niye çıkarmıyorum ya? Bunları ben çıkaracağım, ben işleyeceğim. İşte Haydar Başbey'in mücadelesi bu. Dik duruşu bu. Ya bir kere dinle arkadaş ya. Bu millete sesleniyorum ya. Allah için bir kere dinle ya. Yani bir kere dinle ve kulak ver ve sahip çık. Şimdi milletimiz 3 dönemdir, 4 dönemdir yapamayacak olan insanlara, yapamayacak bu iş bilmez insanlara oyunu verdi ve iktidar etti. Ve hep de kötüye gitti. Şimdi Haydar Başbey nasıl yapacağını, ne şekilde yapacağını söylüyor. Söylemekten öte Rusya bunun milli ekonomi modelini uyguluyor. Kanunlaştırdı bunu Rusya. Dünya devi oldu, dünyaya nizamet veren bir ülke oldu ve bunu milli ekonomi modeliyle başardığını Putin söylüyor. Barın barın bağırıyor. Milli ekonomi modeliyle kapitalizmi ayaklar altına aldığını, vatandaşlık maaşını veriyor. Tarımda da arazi veriyor. Arazi veriyor. Üzere.
çocuk maaşı veriyor. Doğum yapan anneye. Petrolünü kendi şehire satıyor. Bizzat şahit oldum. İzmir'de ofisime Rusya'nın bir cumhuriyetiydi. Hangi cumhuriyetiydi? Gelen bir beyefendi kızının doğum yaptığını, doğum parası aldığını ve ikinci doğumda da Moskova'dan Putin arsa verdiğini. Bizzat şahit oldum. Şimdi Haydar Başbey dünya peşinden gidiyor. Rusya gel ortak yine projeler geliştirelim diyor. Sibirya'ya çözüm getir. Sibirya'ya çözüm getir diyor. El üstünde tutuyor. Değer veriyor. Baş tacı yapıyor. Elin Rus'u. Biz de sahip çıkmıyoruz. Ya bu yani insanın aklı hafsalası almıyor yani bu mantığı. Yani bu projelere oy verilir ya. Seni bir adım ötesinde zengin kılacak ya. Milletimiz aç, susuz şu anda. Ya yüzler gülmüyor, inanır mısın? Ya cepte para yok. Asgari ücret yok ya. Üniversite mezunu iş bulamıyor. Yani en işlek yerler Kemeraltı'lıdır. Trabzon'un da İzmir'in de vardır diğer illerde. Sinek avlıyor esnaf şu anda. Bankalara muhtaç, borcu olmayan, bankaya borcu olmayan bir esnaf gösteremezsiniz şu anda. Bağkur'un SSK'sını ödeyemiyor. Yani felç şu anda. Kitli her şey. En son ilanda etmek zorunda kaldı. Odaları Borsalar Birliği Başkanı. Gemiyi aynı gemideyiz bankalara sesleniyor. Siz bu kadar fahişkarlar yapıyorsunuz. Kemiği deldiriyorsunuz diye. Yani bunları banka, daha önce ama aynı şeyi söyleyenler bankalar farklı kazanıyor. Davranmışlardı. Bankaların kulu kölesi olduk şu anda. Bankalarda çalışıyoruz. Devlet de bankalara çalışıyor. Millet de. Faize bulaştı. Ama bir çözüm var. Yani bir özgürlük var önünde. Bir zenginlik var önünde. Bir adım ötesinde ya. O da zor da değil. Yani Haydar Başbey'e Bağımsız Türkiye Partisi'ne seçimde verecek olduğu bir oya bağlı bu. Bir oy vereceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Yahu bu insanların yalanına verdin, dolanına verdin. Üç dönemdir de yaptıkları da ortada. Gidişat da ortada. Ya bir ayıksana, bir silkinsene, bir kendine gelsene. Gerçek var burada, bir medeniyet var, bir huzur var burada, bir insanlık var ya. Cebim para görecek ya. Babalık yapacaksın evladına. Bugün sen asgari ücretle evladına babalık yapamazsın. Asgari ücret ne ya? Bugün bir zillet vesikası ya. Yani aşağılık bir durum ya. Yapmayla övünen bir hükümet var. Sen bu parayla kim geçinebilir ya? Hangi parayla geçinirsin? Bugün milletvekili maaşının aldığı her maaşı bu millet alması lazım. Doğru, hak, gerçek olan da budur. O alıyor onu. Sen niye alamayacaksın? O benim vekilim sonuç itibariyle. Ben asılım. Benim daha yani o paraları alabilecek kırattayız. Zenginlikleyiz, varlıklıyız. Bunlar yapılmayacak işler de değil ya. Haydar Başbey bana 6 ay bu ülkeyi teslim etsinler. 2 yılda demiyor ya. 6 ayda değişir bu ülkenin rengi. 6 ay. Ya bu ülkede en basitinden para politikasını değiştirsen her şey süt liman olur. Yani Haydar Başbey'in Bağımsız Türkiye Partisi'nin heybesi çözüm dolu, çözüm. Çözüm dolu ya, sabaha kadar bu çözümleri konuşursun. Kaynaklarımıza sahip çıktık. Yani para politikasını değiştir, senyoraj gelini ortaya koy, gene zıplarsın. Bu ülkede 30-40 yıldan beri Mustafa Bey para basılmıyor ya. Ey millet, bunu anlasana. Yıllardır yani Haydar Başbey'in Bağımsız Türkiye Partisi'nin neferlerinin dilinde tüy bitti bunları anlata anlata. Bu ülkede 30-40 yıldır para basılmıyor. Para esir. Para basılmıyor. Basmamız gereken para. Ben bu kalemi ürettim. Tarım kesimi bir çuval mısır attı tarlaya. Hasat sonu 100 çuval aldı. 99 çuval mısır var. Üretim yapıldı. Kamera ürettim, televizyon ürettim, araba ürettim. Yani ürettiğimizin karşılığı, basılması gereken bir para var. Basmak zorundayız. Bu farzdır. Farzdan öte bir şeydir. Ben bunu basmam lazım. Yani bu malı ürettim 100 birim. Bu malın piyasada satılıp sirküle edilebilmesi için 100 birim malın 35 birimi para basmak zorundayım. Yani en azı. En azı. Bugün dünya ülkeleri bu parayı basıyor. 100 bin liralık mal ürettim. 35 bin lira para basma hakkım var. Merkez Bankası'na emir vereceğim. İstersem yüzünü de basarım. Yüzünü de basarım. Bunu kestirmem lazım. Ve bu parayı senin cebine koymam lazım. Maaş olarak. Nasıl koyarsan koy.
hakkım. Sosyal devlet projeleriyle koyuyorsun. Evet, senyoraj geliri devletin. Ya bu kadar mal üretiyorum, bunun mukabiline para basmıyorum. 2 trilyon geçen seneki şeyimizdi bizim, gayri safi milli hasılamızdı. Ama piyasadaki para miktarına baktığın zaman 70 milyar TL falan civarda diyorlar. Korkunç bir %2'lere bile yani gelmeyen rakamlar. Şimdi devlet, baştaki insan iş bilmez veya işi biliyor, işine gelmiyor, yapmıyor bunu. Ha bu parayı basma diyor sana Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası. Gel benden dolar, euro borç vereyim sana. Borcu Merkez Bankası'na koy, onun mukabili para bas. Ya böyle bir akılsızlık, böyle bir mantıksızlık. Ona da faiz öde. Yani böyle bir yalan, dolan, böyle bir kandırılmış olabilir mi ya? Ben mal ürettiysem bunun karşılığında basmam gereken para var. Müsaade edin basalım. Basmam lazım bunu. Bunu basarsan, senyoraj gelirini devreye kurarsan hiçbir sıkıntın olmaz. Orada da sihirli bir yıllardır herkesin bütün kahvelerden her taraftan kulakları öflenen, herkes ekonomist kesiliyor o söylenince, para basalım deyince, para basmayın enflasyon olur diye böyle bir şey darbu mesel haline çevirmişler. Basmayalım ama Amerika bassın, biz onların parasını çevirelim şeklinde anlaşılabilecek bir şeyin arkasına sığınarak yıllardır para basmama noktasında insanlara böyle bir empoze yapıldı. Kaynaklarımızı devreye koyduk. Yani bir elin yağda, bir elin balda olur. Ya sizleri dinleyince, çözümleri yani tekrar dinleyince gerçekten zenginlik bir adım ötesinde. Çözüm çare Profesör Doktor Haydar Baş'ta. Lütfen şu insanı, yani Allah için dinleyelim ya. Bir baba, bir lideri bir insan. Ya bu milleti düşünüyor ya. Ya bu milletin zengin olmasını düşünüyor ya. Yani buna kafa yoran, bunun kitabını yazan ve ben bu işi yaparım diyen, bunu ispatlayan, delillerini, soyut, somut delillerini ortaya koyan bir insan ya. Bu milleti düşünen bir insan. Bu milletin kanından, canından, bu toprakların sesi bir insan ya. Candan bir insan. Ya böyle bir insana kulak verilmez mi ya? Bizim iyiliğimizi, güzelliğimizi düşünen bir insana, bizim mutlu olmamızı, bizim yarınlarımızı düşünen bir insana niye biz kulak vermeyiz ya? Bir adım ötesinde zenginlik var, mutluluk var, huzur var, insanlık var. Bakınız, ben Haydar Baş Bey'le Bursa'da bir iş yeri açılışına katılmıştım. Otomotiv sektöründe. Ve dünyanın en üst modelleri orada sergileniyordu. Haydar Baş Bey o kurdeleyi keserken şöyle bir duada bulundu. Allah-u Teala bu millete bunlardan daha üst modellere binmeyi nasip eylesin. Allah. Şu cömertliğe, şu babalığa, şu gani gönüllüye bakar mısınız ya? Bu milletin nesini düşünüyor Haydar Hoca? O arabaların daha üst modellere binmesini düşünüyor ya. Onun duasını yapıyor Haydar Hoca ya. Böyle bir insan yok dünyada. Bu ülke vallahi yok ya. Rusya bunun kıymetini bildi. Peşinden gidiyor. Karşılığını da alıyor. Karşılığını da alıyor ya. Biz ne istiyoruz ya? Vallahi başımıza taş yağar ya. Yani şu insana sahip çıkmamak, şuna kulak kabartmamak, şuna oy vermemek, şunu başa getirmemek başımıza taş yağar ya. Yani böyle düşünen bir insan da yok zaten. Böyle bir insan, böyle bir vizyon sahibi insan yok. Evet. Yani şu anda hiç bir ikinci bir çözümü isim çözeceğim olan, diyen bir isim yok. Çaresi olan, yani Haydar Baş Bey, her şeyin çözümü onda. Yani şu ülkenin selamete çıkmasının çözümü, çaresi, bu işin anahtarı Haydar Hoca'da. Ona sahip çıktığımız zaman, ey milletim, duy, dinle, iki yakan bir araya gelir. Yüzün güler. Gerçek insan olduğunu hatırlarsın ya. Kendine gelirsin, bir ayıkırsın. Cebin para görür. Sırtın pek olur. İnsan olursun, insan. Yani Haydar Baş Bey şu gidişat oğlum dedi. Benim kanıma dokunduğu için ben siyaset piyasasına çıktım. Yani bu gidişat gidişat değil ya. Bu iş mi bu ya? Şu ülkede bu şekilde hayat sürme. Bu kadar zenginliğe rağmen. Rağmen. Ben fakir olacağım. Asgari ücretle çalışacağım. Kömür madeninde öleceğim. Elin gavuru eznebisi gelecek bu madenleri çıkaracak. Ülkesine getirecek. He? Var mı böyle bir yağma ya? Yani insanlık onur ve gururu buna hayır demesi lazım.
hayır demesi lazım. Zaten hayır demeyen insan Allah'ın yüzüne bakacak yüzü de olmaz ya. Allah'a hesap da veremez. Bu kadar malı, canın telef oluyor, gidiyor, sen sessiz kalıyorsun. Veya onu satan insana, işbirlikçiyi alkışlıyorsun, ona oy veriyorsun, başına getiriyorsun ya. Böyle bir mantık, böyle bir şey olabilir mi ya? Ey Türk milleti, sen bu değilsin. Sen Türk milletisin ya. Sen aleme nizamet verdin. Her zaman ve her zamanda sen elini öptürdün dünyaya. Yedi düvele karşı geldin. Yedi düvele karşı geldin. Elini öptürttün. Veren el oldun ya her zaman. Biz alan el olamayız. Biz tarihte veren el olduk, elimizi öptürdük. Yine veren el olmamız lazım. Haydar Baş Bey'in dediği şekliyle dünyanın şu anda neresinde bir zulüm, zalimlik, bir işkence, bir savaş varsa Türk'ün eli orada olmadığındandır. Şu anda dünya değil Türkiye, dünya Türk'ün eşsiz adaletini bekliyor. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelini bekliyor. Onun o babacan tavrını bekliyor. Onun o medeniyetini, insanlığını bekliyor şu anda. İşte milletimiz de bunu geciktiriyor. Bunu geciktirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Lütfen kendimize gelelim. Ve Haydar Baş Bey'e kulak verelim, sırt verelim. Aydınlık yarınlar bizim. Her şey bizim. İnsanlık bizim, zenginlik bizim, medeniyet bizim, onur bizim, gurur bizim. İnsan olalım. Kendimize gelelim. Çok teşekkür ediyoruz diyorum. Efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çok değerli açıklamalarınız için sağ olun.